Son dakika, Titanik'in enkazına dalış yaparken kaybolan denizaltındaki 5 kişi yaşamını yitirdi. Titanik enkazına dalış yaptığı sırada geçtiğimiz pazar günü Atlantik Okyanusu'nda kaybolan küçük denizaltıyı arama alanında enkaz bulunduğu öğrenildi. ABD Sahil Güvenliği, denizaltındaki 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı ve denizaltındakilerin ailelerine taziyelerimizi sunuyoruz açıklamasını yaptı. Yaklaşık 96 saatlik oksijen kaynağıyla yola çıkan ve yolculuk süresinin 2,5 saat öngörüldüğü Titan isimli denizaltının Polar Prince adlı gemiyle iletişimi dalıştan 1 saat 45 dakika sonra kesilmişti. GPS'nin çalışmadığı su altında denizaltı yüzeydeki gemiden gelen mesajlarla yönlendiriliyordu. ABD Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamada Kanada askeri arama uçağının suyun altından denizaltıya ait olabileceğini düşündükleri bir takım sesler tespit ettiği, söz konusu seslerin 30 dakika aralıklarla duyulduğu ifade edilmişti. Ancak bu seslerin denizaltıya ait olup olmadığı kesinleşmemişti. ABD Donanması da denizaltının bulunması halinde kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak üzere 6000 metre derinliğe kadar ağır denizaltı nesnelerini çekebilen bir kaldırma sistemini hazır hale getirmişti. Uzmanlar, pazar gününden bu yana haber alınamayan turistik denizaltı aracındaki oksijenin bugün Türkiye saatiyle ten itibaren tükenmiş olacağını öngörmüştü geminin Elon Musk'ın şirketi SpaceX'e ait Starlink uydu internet sistemini kullandığı belirtilmişti. Kaybolan denizaltıda 58 yaşındaki İngiliz milyardır ve kaşif Hami S.H. Harding, 77 yaşındaki Fransız kaşif Paul Henry Margulut, Ocean Gate Expeditions'ın CEO'su ve kurucusu Stockton Rush, 48 yaşındaki Pakistan doğumlu İngiliz iş adamı Şahzada Davud ve 19 yaşındaki oğlu Süleyman'ın olduğu açıklandı. Titanik'in enkazı, Kanada'nın Newfoundland kıyılarının yaklaşık 600 kilometre açığında Atlantik Okyanusu'nun dibinde 3800 metre derinlikte yer alıyor. Zamanının en büyük yolcu gemisi olan Titanic, 1912'de İngiltere'nin Southampton limanından ABD'nin New York kentine yaptığı ilk yolculuk sırasında bir buzdağına çarparak batmıştı. Gemideki 2200 yolcu ve mürettebattan en az 1500'ü hayatını kaybetmişti. Titanik'in enkazı 1985'te keşfedilmesinden bu yana kapsamlı şekilde araştırılıyor. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.